Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür Rabbime, bizler de iyiyiz elhamdülillah. Hanımlar, bugün sizlere gördüğünüz gibi şöyle bir spor ayakkabısı ördüm. Bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Hanımlar, çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Şöyle. Evet hanımlar, bu patiğim için nako pırlanta ip kullandım. Şöyle hanımlar, nako pırlanta ip kullandım. Eğer rengini hoşuna gittiyse şöyle numarasını göstereyim hanımlar. Bir tane nako pırlanta ip kullandım. Tığım her zamanki gibi 2 numara 1.75 milim. Keçe taban kullandım hanımlar. 36-37 numara keçe taban kullandım. Şimdi hanımlar, ayakkabımızı örmemiz için önce şu kenarlardan başlayacağız. Kenarlar, sonra ön kısmını öreceğiz hanımlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Ben kenar bölümümüz iki bölümden oluşuyor hanımlar. Bir şöyle sağ kenar arka tabana kadar, bir de sol kenar oluşup şöyle ortadan dikme var hanımlar. Modelde öyleydi, ben de öyle yaptım. Şimdi bakın hanımlar, ben bir tanesini ördüm, bir kenara ördüm. Yani şöyle koyayım, bakın şöyle V şeklinde geliyor, aşağı iniyor ve tekrar küçük bir V şeklinde çıkıyor. Bir kenarını ördüm, şimdi diğer kenarını sizinle birlikte yapacağız hanımlar, Allah kısmet ederse. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim, modelimize başlayalım. 9 zincir çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 10 zincir çekip 9 tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. Evet. 9 tane sık iğnemizi yaptık. Hanımlar, bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Döndük, hemen ilk ilmeğe bir tane battık. Tekrar bir tane daha battık. 2 tane oldu, artırmış olduk. Devam ediyoruz sık iğnelerimize. Yani 9 olan sık iğnemiz bu sıra 10 olmuş oldu. Şu an modelimizin ters yüzündeyiz. Evet, sona geldik. Bir zincir çektik, döndük. Bu sıra bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektik, döndük. Hemen arka yüzeyiz. Bakın şu ipin olduğu yer modelimizin ters yüzü. Hemen ilk imleğe bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir tane daha baktım. 2 tane. Yani artırmamı yapmış oldum. Tekrar devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sık iğnemiz oldu. Bir zincir çektik, döndük. İlk ilmeğe battık. Bu sıra hiçbir işlem yapmadan sık iğnelerimizi başa kadar gidiyoruz. Tek tarafta artırıyoruz hanımlar. Evet bakın. Başa kadar geldik. Bir tane battım en sondakine. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrar ilk ilmeğe bir tane batıyorum. 1 bir tane daha 2. 2 sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12. Bakın hanımlar, 9 sık iğne ile başladık. Bu kenarda birer tane artırarak şu an 12 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çektik, döndük. Bu sıra hiçbir işlem yapmadan her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak artırma yaptığımız bölüme kadar gidiyoruz. Şu an 12 tane sık iğnemiz var. Evet, bakın sonkine de battım. 12 sık iğnemiz var. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrar ilk ilmekten 1, 2 artırmamı yaptım ve devam ediyorum. Bu sıra kaç oldu? 13 tane sık iğne olacak. Bu şekil hanımlar, 21 tane sık iğnemiz olana kadar artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Modelde göstereyim. Bakın 9 ilmekle başladık. Buradan art, bakın sağ taraf dümdüz çıkıyor hanımlar. Düz çıkıyor. Sol taraftan artırmalarımızı yapıyoruz. Her sıra birer tane, ön yüzden yapmıyoruz. Arka yüzden artırmamızı yapıyoruz. Artıra artıra ilmekle sayımız 21 tane olana kadar artırıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın 21 ilmek olana kadar artırmamızı yaptık. Geldik, bir zincir çektik, döndük. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2. Şimdi eksiltmelere başlayacağız hanımlar. Bunları, ilmekleri saymanın bir anlamı yok. Sona kadar gideceğiz sık iğnelerimizi. Sona kadar gittikten sonra evet, hanımlar bakın şöyle geldik. Bakın burada bir iki ilmeğim var. Şu bir tane de yaptı, ördüm. Bakın burada bir tane kaldı. Bu bir ilmeği bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Tekrar ilk ilmeğin tepesinden batarak devam ediyorum. Böyle 6 defa eksiltmemiz olacak hanımlar. Şöyle sık iğnelerimizi başa kadar gidip tekrar burada bir tane kalana kadar örelim. Evet hanımlar, bakın buradan sık iğnelerimiz örülmüş, düz olan kenara gelmiştik. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrardan bakın kesme yerlerine geldik. Burada yine iki ilmeğim var. Şu birini de örüyorum. Bakın bir tane yine bıraktım. Bir zincir çektim, döndüm. İlk ilmekten battım ve sık iğnelere devam ediyoruz. Başa kadar sık iğnelerimizi örüp tekrar arka yüzden de gelip yine bu tarafta bir tane eksiltme yapacağız. Böyle 6 tane eksiltmemiz olacak hanımlar. Bakın eksiltmemizi yaptık. Başa kadar geldik. Burası bizim düz kenarımız. Bir zincir çektik, döndük. Tekrar eksiltme yaptığımız yöne doğru sık iğnelerimizi örüyoruz hanımlar. Sık iğnemizi tam bu eksiltme yaptığımız yere kadar gelip şurada bir tane kalana kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın bir tane ilmeğimiz kaldı, sık iğnemiz. Bir taneyi tekrar bırakıyoruz, bir zincir çekip dönüyoruz. Böyle hanımlar, bakın kaç tane oldu, şöyle sayalım. İlk şu köşeden 1, 2, 3 tane oldu. 4, 5, 6. 6 tane olana kadar eksiltme işlemimizi yapacağız. Bakın şöyle hanımlar, göstereyim şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eksiltmemizi yapacağız. Sonra tekrar artırmalarımıza başlayacağız. 6 eksiltmemizi yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın 6 eksiltmemizi yaptık. Şöyle tekrar sayalım. Bakın tam şu köşeden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eksiltmemizi yaptık. Bakın tekrar eksiltme yönüne doğru geldim. Bakın burada bir tane var. Eksiltmişim. Son 6. Yani 6. eksiltme bu. Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen ilk sıraya 1, bir tane daha batıyorum. 2. Yani artırmamı yaptım yine. Artırmalarımıza başladık şimdi hanımlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane
sık iğnemiz var hanımlar. Biz zincir çektik, döndük. Bu 16 sık iğnemiz 21 sık iğne olana kadar şu eksiltme yaptığımız yerden tekrar artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bakın şöyle tekrardan bu sıra örerek artırma yerine kadar gidiyoruz. Zaten dediğim gibi hanımlar sağ tarafta hiçbir şey yok, dümdüz çıkıyor. Artırma ve eksiltmelerimiz sol taraftan. Bakın şu an yine artırdığım yere geldim. Son iğneye batıyorum. Battım, bir zincir çektim, döndüm ve ilk iğnekten artırmamı yapıyorum. 1 2 artırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yani her sıra bir tane artıyor hanımlar. İşte bir önceki sıra 16 idi. Şimdi artırdık, 17 oldu. Artırdık. Bakın başa kadar geldik. Bir zincir çektik, döndük. Tekrar ilerliyoruz sık iğnelerimizi. Bakın. Şimdi çok da uzun olsun istemiyorum hanımlar. Tam şu köşeye kadar gelelim. Evet bakın. Geldik yine artırma bölümümüze. Bu son iğnemize battık. Bir zincir çektik, döndük. İlk iğnemize 1 2 Bu şekil hanımlar sağ taraf düz çıkıyor. Sol taraftan tekrardan artırmalarımızı yapıyoruz. 21 tane sık iğnemiz olana kadar artıralım gelelim. Evet hanımlar 21 model olana kadar pardon 21 model dedim. 21 sık iğne olana kadar bakın artırmamızı yaptık. Şimdi modelimiz bitti. Parçamız bitti yani. Kameram kaydı. Şöyle bir miktar ip bırakarak şöyle keselim. Evet, şimdi hanımlar şöyle göstereyim bakın. Hani ben size bir parçasını ördüm demiştim ya bakın. Ördüğüm bu parçayı şöyle koyuyorum. İnşallah gözüküyordur. Evet. Bu parçayı ikinci parçamızı da getiriyoruz şöyle karşısına koyup şu ortadan dikeceğiz hanımlar. İğneyle şu ortadan dikeceğiz hanımlar. Şöyle göstereyim. Kamera tam şey yapmıyor. Ördüğümüz iki parçayı ortadan şöyle iğneyle dikeceğiz hanımlar. Bu bizim ayakkabımızın şu bölüm oluyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm de bu taraf oluyor. Şimdi hanımlar burayı ortadan bir iğne yardımıyla dikip gelelim. Evet hanımlar patiğimizin bakın ortadan dikimini yaptık. Normal bir dikiş olarak diktik. Bakın şöyle iki parçamızı birleştirmiş olduk. Şimdi şunu kenara kaldıralım. Evet ayakkabımızın diğer bölümüne geçelim. Şimdi ön bölümündeyiz hanımlar. Şu bölümü uygulayacağız. Ön bölümü uygulayacağız. Evet şimdi hanımlar ipimizi tığımızı alalım. 10 zincir çektim pardon. On zincir çekip 9 tane sık iğne yaptım hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım. Evet hanımlar 10 zincir çektik. 9 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip dönüyoruz. İlk zincirin içine 1 2 2 tane sık iğne yaptık. Devam ediyoruz. 3 4 sırayı takip ediyoruz hanımlar. 5 6 7 8 9 Son iğneye battık. 10 tekrar bir tane daha battık. 11 bir zincir çektik, döndük. Ön sıramızda artırma yapmadan direkt her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak başa kadar gidiyoruz. Hanımlar bu modelde şu an iki taraftan da artırıyoruz.
patiğimizin ön kısmını uyguluyoruz, ayakkabımızın ön modelini uyguluyoruz. Evet bakın, sona kadar geldik. Ön yüzden bir zincir çektik, döndük. Arka yüzdeyiz. İlk ilmekten 1, 2 artırdık. Tekrar sık iğnelere devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldik. Bakın son ilmeğe bir tane battım. Tekrar bir tane daha battım. 2. Yani artırmış oldum. Bir zincir çektim, döndüm. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde hiçbir işlem yapmadan bütün sık iğnelerimizi başa kadar örüyoruz. Evet, son sık iğneye de battık. Bir zincir çektim, döndüm. İlk ilmekten 1, 2 artırdım ve devam ediyorum. Bu şekil hanımlar, her iki tarafta da ön yüzden hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Arka yüzden her iki tarafta ilk ilmekten artırmalarımızı yapıyoruz. Bakın sona geldim. Battım. Bir tane daha battım. 2 artırmış oldum. Bir zincir çektim, döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde hiçbir işlem yapmadan bütün sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. 9 ilmekle başladık hanımlar. 30 tane sık iğnemiz olana kadar öreceğiz hanımlar. Ben bu kadar artırdım hanımlar. Dediğim gibi 36-37 numara ördüğüm için hanımlar. Eğer siz 38-39 örecekseniz bir sıra daha fazla tutun artırmalarınızı hanımlar. Ben bunu yabancı kanalda gördüm. Orada onun verdiği sayıya göre yaptım. Çok küçük oldu. Tekrar söktüm. Ondan sonra kendim 36 numaraya göre ayarlama yaptım artırmalarımı hanımlar. Siz de eğer 38 ya da 39 örecekseniz, mesela biz 30 sık iğne olana kadar artırdık. Siz 32 sık iğne olana kadar artırın. Çok da fazla artırmayın, yeterli gelir. Kenarlarda da, mesela bu kenarlarda da burayı 21 ilmek olana kadar artırmıştık ya, 23 ilmek olana kadar artırın. Öyle yani. Burada eksiltmelerde de yine mesela 6 tane eksiltmiştik, siz 7 tane eksiltin. Öyle devam edin hanımlar. Birer sıra zaten artırmalar yaptınız mı, o hemen hemen 1-2 numaraya eşit gelecektir. Evet hanımlar, dediğim gibi böyle 9 ilmekle başladık. Her iki taraftan arka yüzden artırmalarımızı yapıyoruz. Ön yüzden hiçbir şey yapmadan ördük. Bakın biz zincir çektik, tekrar arka yüze geldik. Tekrar gösteriyorum. İlk ilmekten 1-2 artırmamızı yaptık ve yanındaki ilmeklerden başa kadar devam ediyoruz. Tekrar başa geldiğimizde artırmamızı yapacağız. Ne zamana kadar demiştik hanımlar? İlmeklerimizin 30 ilmek olana kadar. Evet bakın, son ilmeğe geldim. Bir tane battım, bir tane de battım, artırmamı yaptım. Dönüyoruz ön yüze. Dediğim gibi hanımlar, bu şekil 30 ilmek olana kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, her iki taraftan da artırmalarımızı yaptık. 30 tane ilmek olana kadar, 30-31 tane ilmek olana kadar ördük. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi hanımlar, bir zincir çekiyoruz. Artık artırmamız yok. Şuradan ilk ilmekten bir tane kaydırma yaptım. İkinci ilmekten 2, üçüncüden 3, dördüncüden 4. 4 tane kaydırma yaptıktan sonra tekrar sık iğnelere devam ediyorum. Diğer kenarda 4 tane sık iğne kalana kadar. 4 tane baştan eksiltmelerimiz olacak. Yani eksiltme derken, yani şu 4 ilmeği örmedim. Buradan da 4 ilmek örmeyeceğiz. Patik dedim yine. Ayakkabımızın ön kısmını yapıyoruz hanımlar. Şimdi göstereceğim nere olduğunu. Şöyle başa kadar bir geleyim. Sık iğnemizi yaptık. Bakın bu kenardan da 1, 2, 3, 4 tane sık iğne kaldı. Bir zincir çektik ve döndük. Başlardan 4 tane eksiltmiş olduk. Şimdi
hiçbir eksiltme, artırma işlemi olmadan bu kısmı öreceğiz hanımlar. Şöyle göstereyim hanımlar. Ayakkabımızın şu bölümü, şu içindeki şu bölüm, şu uzatmayı yapıyoruz yani. Burayı ördük, artırma yerimizi. Şimdi sabit olarak hiç artırma, eksiltme olmadan şu alttaki bölümü yapıyoruz hanımlar. Kaç sıra yapmışım? Vallahi unuttum. Şöyle bir sayıp geleyim hanımlar. Evet hanımlar, bakın bağcığın altından çıkardım. Anlaşılır olsun diye. Bakın şuradaki 4 tane eksiltmelerimizi yaptık. Şu orta bölümdeki örgüyü uygulayacağız. Sık iğne olarak devam ediyoruz yine. Git gel, git gel. Kaç sıra yapmışız? Şöyle bakın hanımlar, şöyle sayıyorum ben. Hani şu çıkıntılar var ya, böyle basamak gibi. Onları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane öyle basamağımız var. Yani git gel sayarsak 24 sıra gitmişiz. Bir ön, bir arka sayarsak 24 sıra gitmişiz. Siz yine de kendi ayağınıza göre uygulayın. En azından şu ayak bileğinin şuraya kadar gelmesi gerekiyor. Tekrar şöyle örgümüzde göstereyim. Bakın eksiltmelerimizi yaptık. Sık iğnelerimizi gidiyoruz. Sık iğnelerimizi ön yüz, arka yüz olarak hiç artırma, eksiltme olmadan dümdüz bir şekilde gösterdiğim kadar öreceğiz. Yani tek sayarsak 24 sıra, çift çift saydığım için, şöyle basamak basamak gösterdiğim için her basamak 2 sıra zaten. Öyle de 12 sıra olmuş oluyor. Bakın geldik burada, yine 4 taneyi koyduk. Bir zincir çektik, döndük. İlk ilmekten tekrardan devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi örüyoruz hanımlar. Başka bir işlem yok. Ön arka sık iğne olarak devam ediyoruz hanımlar. Tekrar göstereyim, şöyle bakın. Şu bölümü örüyoruz. Kenardan şunları, eksiltmelerimizi koyduk. Şu bölümü örüyoruz hanımlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 sıra git gel yapalım hanımlar. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bakın spor ayakkabımızın bu bölümünü de ördük. Bitti. Şimdi hanımlar bakın kaç sıra demiştik? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tek tek sayarsak git geller 24 sıra ördük, bitirdik hanımlar. Burada ayakkabımızın ön modeli de bitmiş oldu. Şimdi hanımlar şöyle bir arkaya şu ipi gizleyeyim. Evet. Bakın şöyle ayakkabımızın ön modeli bu. Şimdi hanımlar hani bu ördüğümüz iki parça vardı ya, kenarlar. Şu kenarların şu kısmını tığlayacağız hanımlar. Şöyle ipimizi alalım. Şuradan başlayalım. Her birine bir tane sık iğne batacak şekilde bakın tığlama yapalım. Bunu neden yapıyoruz hanımlar? Keçe tabanımıza ekleme yapacağız ya. Daha düzgün dursun, daha güzel olsun diye. İnşallah gözüküyordur. Bakın her birimliğimize batarak bir tane sık iğne yapıyorum hanımlar. Şimdi yan tarafa geldik. Biraz yakınlaştıralım. Evet, şöyle her bir sıraya bir tane imlek batarak sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Bakın. Bakın şu boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. Hemen üstündeki sıraya geldi. Bir sık iğne. Hemen şu üstündekine. Bir sık iğne. Bakın sırayı takip ederek bu şekil devam ediyoruz sık iğnelerimize hanımlar. Kenarını tığlamış oluyoruz. Hem düzgün duruyor hem de keçe tabanımıza birleştirmemiz daha güzel, daha kolay oluyor.
kesme işlemi olan yerlere geldi. Bakın tepesine battım bir tane. Aşağıdaki boşluğa. Tekrar yanındaki boşluğa. Tepesindekine. Aşağı boşluğa. Bu şekilde hanımlar sırayı takip ederek tığlamamızı yapıyoruz. Evet hanımlar, anlaşılır olmuştur. Bu şekil, bakın şöyle yere koyayım. İnşallah görünüyordur. Evet, bu şekil şöyle aşağı ineceğiz, yukarı çıkacağız. Aşağı yukarı derken şöyle gelip şurada bitireceğiz hanımlar. Şuraya kadar gelip bitirelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın bütün etrafı tığladık, geldik. Son şurada bitirdik. Başlangıç noktasına şurasında bitirdik. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Bunu burada bitirdik. Şimdi hanımlar bunu tabanımızın ön bölümüne montalayacak. Bakın şimdi montalayacağız şöyle. Bakın bunu alırıza aldık. Şöyle iki kat getirdik. Şu bölüm. Bakın şurası başlangıç noktamızı tabanımızın, taban derken pardon, patiğimizin ön bölümünden şöyle sayalım. Şu hani basamak gibi diyordum ya hanımlar, şunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8 zincirin üstüne gelecek şekilde şöyle koyalım. Şu şekil. Şöyle bir iğneyle tutturalım hanımlar. Şöyle çengelli iğneyle tutturacağım ben. Evet. 8 zincirin üzerine gelecek şekilde böyle çengeli iğneyle tutturdum. Şimdi tığımızı alalım. İpimizi de alalım hanımlar. Şöyle bir zincir çekeyim, sıkılaştırma. Evet. Bakın hanımlar, tutturduğum yerden şöyle bakın tutturdum. Hemen bir gerisinden şöyle üsttekinden ve alttakinden batıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine battım. Tekrar üst ve alttakine batarak bir sık iğne daha yaptım. İki tane. Hemen uç kısmındakine tam şu üst parça koymuştuk ya, üst parçanın tam uç kısmına battım. Bir de alttakinin kenara battım. Üç. Üç tane sık iğne yeterli. Tutturduk bunu. Şimdi sadece şu parçamızın kenarlarının her birine bir tane sık iğne batarak şöyle devam ediyoruz hanımlar. Sırayı takip ederek şöyle bakın her birine bir sık iğne batarak tığlamamızı yapıyoruz hanımlar. Bakın burayı tutturduk. Kenar tığlamamızı yaptık. Şimdi şu uç burun kısmına geldik. Burun kısmında da aynı şekilde yine her birine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Kenar tığlamasını hanımlar başta da söylemiştim. Hani baktığım kanalda ölçülere göre yaptım. Küçük gelmişti. Şimdi tekrar onu sökerekten bu kenar tığlamasını o iple yapıyorum. Evet bakın geldik buraya da. Şimdi tekrar yan tarafa döndük. Tekrar yan tarafı da sıranın. Sırayı takip ederek bakın. Sırayı takip ederek birer tane sık iğnelerimizi yapıyoruz. Nereye kadar yapıyoruz? Tekrar buradan da sayacağız. 7 tane 8. diğer kenara ekleme yapacağız. Şu ipimi bir şöyle sökeyim de hanımlar. İpimi sökeyim derken dediğim gibi demin hani yanlış olup da sökmüştüm ya o ip hanımlar. Şimdi bakın hanımlar burayı tutturduk. Şimdi buradan şöyle iğnemi çıkarayım. Çıkardık. Şimdi diğer kenarı buradaki 8. gelecek şekilde bakın. Şunu takip ediyoruz. Şu 8. idi. Şuraya. Gelecek şekilde şöyle koyuyoruz. Şöyle yine ben iğnemle tutturayım. Kaymasın. Evet. Bakın görüntü şu olacak hanımlar. Şöyle. Şimdi tığımızı aldık. Evet bu kenarı da tutturduk 8.'ye bakalım tam 8. demeyiz. Evet. Tekrardan sık iğnelerimize devam ediyoruz hanımlar.
şöyle her birine bir tane batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sekizinci şuydu galiba, evet. Şimdi tekrardan bakın hanımlar, tutturduğumuz parçanın ilk iğneğinden batıyoruz. Şu ipimi arkaya alayım. İki tanesi, ikisine battık, bir sık iğne yaptık. Hemen yanındakine, ikisine birlikte battık, bir sık iğne yaptık. Bir tane daha tekrar battık, bir sık iğne daha yaptık. Üç tane, üç tane ile tutturduk. Şimdi alttakine batmıyoruz. Bakın bu alttakine batmıyoruz. Sadece üsttekini takip ederekten her bir tanesine, ay konuşamadım. Her bir sıraya bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz hanımlar. Bakın sırayı takip ederek her birine bir tane batarak sık iğnelerimize devam ediyoruz. Şöyle kenar tığlaması oluyor. Bu şekilde hanımlar tekrardan bakın bütün etrafını döne döne şu parçanın tekrardan şuradaki birleştirme noktamıza kadar geleceğiz hanımlar. Şöyle gösterirsem daha anlaşılır olacak hanımlar. Bakın şöyle koyayım patiyi. Evet. Bakın böyle koyduk. Şimdi şuradayız. Şu bütün etrafını dönerek dolaşarak tekrardan başlangıç, şurada birleştirdiğimiz başlangıç noktasına kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bütün etrafını dolaştık. Sık iğnemizi yaptık. Yani tığlamamızı yaptık. Tekrardan şu ilk birleştirdiğimiz, bakın yere geldik. Tam şu ilk birleştirdiğimiz yere geldik. Burada bir zincir çekip şöyle ipimizi kesiyoruz. Şöyle göstereyim hanımlar, bakın. Böylece ayakkabımız tamamlanmış oldu. Şimdi keçe tabanımıza ekleme yapacağız hanımlar. Ben keçe tabanıma tığladım hanımlar. Bakın şöyle tığladım. Şuradan tepeden 6 tane, yani burun kısmından 6 taneye 3 tane doldum. Yani her birine 3'er tane battım 6 deliğe. Sonrasını 2 3 2 3 2 3 diye devam ettim. Tabanda da şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 taneye yine 3 tane battım. Geri kalanlar 2 3 2 3 devam ettim hanımlar. Hanımlar şöyle bir şey diyeceğim size. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela şu son kenar tığlamamızı yaptık ya sık iğne olarak. O yaptığımız sık iğneleri sayıp atıyorum mesela diyelim toplam hepsi 100 ya da 150 tane. Ona göre tabanınızı tığlayabilirsiniz. O sayıda tığlarsanız birebir eş gelir. Fazla eksik gelse de aslında sorun yok. Diyelim alttan fazla geldiyse bir tane atlayıp batabilirsiniz. Veya eksik geldiyse aynı yere tekrar batabilirsiniz. Yani bir sıkıntı olmuyor hanımlar. Şimdi şöyle yaptığımız modelimizi keçe tabanımızın şöyle üzerine koyuyoruz hanımlar. Şu şekil koyacağız. Şöyle önden yine ben bir iğne ile tutturacağım. Bakın burun kısmına, burun kısmını getirdik. Tam şu ön ayarlamasını yapalım şöyle hanımlar, düzgün bir şekilde. Bakın şu ön ayarlamasını şöyle iğne ile tutturacağım. Evet. Şöyle önden iğne ile tutturduk. Ön ayarlamasını yaptık. Şöyle arka taban bölümüne doğru çekiştirdik şöyle. Çekeceğiz hanımlar. Açılacak zaten o. Şöyle bir tane zincir çekelim tığımıza. Tam ortayı şu. Bakın arkada hani birleştirdiğimiz yer vardı ya. Şu tam orta birleştirdiğimiz yeri tam tabandaki ortaya denk getirecek şekilde herkes kendi tabandaki ortayı ayarlasın hanımlar. Bakın mesela benimki tam şuraya geliyor. Evet. Evet, tam buraya geliyor. Şimdi şöyle bir tane sık iğne ile tutturalım önce. Tutturduk. Bakın şimdi hanımlar. Örgüden geçirdik tığımızı. Hemen karşı tabandaki ilmekten geçirdik. Aldık. Kaydırma yaptık. Ördüğümüz örgüden tığımızı geçirdik. Karşı tığladığımız tabandan geçirdik. Aldık. Kaydırma yaptık. Örgümüze geçirdik tığımızı.
tabandaki tığlamaya geçirdik. Sırayı takip ediyoruz hanımlar. Bir tane ördüğümüz örgüden, bir tane tabandaki tığladığımız tığlama bölümünden alıyoruz. Şu şekil kaydırma yapıyoruz. Bir tane bundan, bir tane karşıdan. Dediğim gibi hanımlar, eğer fazla eksik gelirse bunu ayar yaparsınız. Benim diğerinde tam geldi. Hiç fazla eksik gelmedi hanımlar. Tabandan tabana fark ediyor hanımlar. Bazısında delikler atıyorum mesela 40 tane ise bazısında 42 tane çıkıyor. Yani eşinden eşine bile fark ediyor yani. Şu an elimdeki mesela bunun diyorum basaydım 43 çıktı. Öbüründe 42 vardı mesela. Yani tabandan tabana bile fark ediyor. Yani kendi eşinde eşine bile fark ediyor. Tekrardan hemen yanındakinden alıp bir de yanındakine, karşıdakine battık. Kaydırmamızı yaptık. Bu şekil örgü ayakkabımızı tabanımıza eklemiş olacağız hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şu şekil böyle gideceğiz. Evet. Bir tane buradan, bir tane karşıdan alıyoruz. Bu şekil böyle kaydırma yöntemiyle tabanımızı, örgü tabanımızı, keçe tabanımıza ekleyeceğiz hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Tekrar gösteriyorum. Bir tane ördüğümüz örgüden, bir tane tığladığımız tabandan alıyoruz. Şöyle bakın, iki tane ikili ikili alıyoruz şöyle. Aldık, ördük. Kaydırma yöntemiyle geçirdik şöyle. Bu şekil bütün tabanımızı hep etrafını dolaşarak patiğimizi ekleyip gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ayakkabımızı, örgü ayakkabımızı keçe tabanımıza birleştirdik. Bakın bütün etrafını dolaşarak birleştirdik ve bitti. Tam şu taban bölümüne geldik. Bitirdik. Bir zincir çekerek şöyle ipimizi keselim. Bitirelim. Şöyle ipimizi de iyi tığımızı takıp içe alalım. Evet, onları ben sonra sıkılaştırırım. Şimdi hanımlar, ayakkabımızın, spor ayakkabımızın bağcığını yapacağız. Bağcığını hanımlar ben zincir çekerek yaptım. Şöyle bakın, beyaz ipimi iki kat yaptım. 130 tane zincir çektim. Siz isterseniz zincir çekerek yapın, isterseniz başka türlü yapın. Belki hazır bağcık da kullanabilirsiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz hanımlar. Şimdi nerelerden geçirdim hanımlar? Şu hani kenarlarda artırmalarımız vardı ya, battığımız örerken. O artırmalardaki oluşan delikleri ben biraz daha şöyle tığımla genişlettim. Şöyle genişlettim. Oralardan geçireceğim hanımlar. Şuralara ayakkabı şeyleri var, takıyorlar, onlar da geçiriyorlar ama şimdi ismini bilemedim hanımlar. Ben de olmadığı için ben öyle yapacağım hanımlar. Evet, şöyle şuradan bakın, ilk şuradan zincirimi, tığımı geçirdim, çektiğim zinciri aldım, şöyle geçirdim hanımlar. Şimdi hemen karşısındakinden ilk delikten tığımı batırdım. Hemen aldım, şöyle içinden geçirdim. Şöyle. İlk geçirdik. Şimdi hava karşılıklı bir buradan bir oradan çapraz olarak yukarıya doğru geleceğiz. Şimdi arada kaç tane boşluk koydum? Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3 tane koydum. Dördüncüden şöyle dördüncüden tekrar bakın onlar. İç taraftan tığımı takıyorum. Yani üstten gelecek. Üst şöyle taktım. Şöyle içinden geçirdim. Çektim.
Şimdi bu taraftakini, sağ taraftakini, sol tarafın tekrardan sayıyoruz buradaki delikleri hanımlar. 1, 2, 3, şu dördüncüden tığımı geçirdim iç taraftan. Tekrardan zincirimi aldım, şöyle içinden geçirdim, çektim. Evet, ona bakın, bu şekil devam ediyoruz. Şöyle çapraz bu şekil devam ediyoruz. Bütün delikler 4 tane zaten ayarladım hanımlar. 1, 2, 3, 4. Siz istediğiniz kadar da ayarlayabilirsiniz. Şuraya kadar takıp gelelim bağcıklarımızı. Evet hanımlar, bakın, bağcımızı da geçirdik. Şöyle manken ayağımıza giydirelim. Şu manken ayakların uçları biraz alt taraflar olmadığı için zor geçiyor hanımlar. Hanımlar, ayakkabımız çok güzel oldu. Spor ayakkabımız harika oldu hanımlar. Gerçekten muhteşem oldu. Şöyle bir de bağcımızı bağlayalım. Evet hanımlar, bakın. Şöyle eşini de yanına alalım. İnşallah güzel görünüyordur. Şöyle kameraya da bir ara ayar yapalım. Evet hanımlar, bugünlük de bu kadar. Spor ayakkabısı anlatmaya çalıştım hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız hanımlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok önemli. Sayfamızı öne çıkarıyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.